Değerli dostlarım, hepinize güzel bir yıldızname bakımı diliyorum. Kadın erkek olmanız fark etmiyor. Hangi burçtan olmanız fark etmiyor. Tüm burçlara özel hem su falı bakımı, hem yıldızname bakımı yapacağım, hem de Mevlana'nın sufi tarotuyla bir ipucu aramaya çalışacağım. Çünkü sebepsiz gitmelerin bakımı bu. Neden ayrıldık? Sebepsiz neden gitti? Ya da ben de beğenmedi neydi gibi zihninizden geçen tüm sorulara yanıt arayacağım arkadaşlar. Soruyorum genel manada, hem sufalı olarak hem yıldızlarım olarak. Neden gittin? Ayrılık sebebini bana söyle. Değerli dostlarım, özellikle sufalı bilinçaltı yorumlamasında bir numaradır. O yüzden sufalını katmak istedim. Bu benim özel yöntemlerle farklı kanaldan girerek baktığım bir bakım türüdür. İyi bir medyum sudaki bütün enerjiyi çekebilir. Kolektifin adına bakıyorum. Aldım, kabul ettim demen yeterli. Lütfen emeğe saygı adına beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sufalı destekli yıldızname bakımı. Tüm burçlar. Sadece bakınız, gözünüzün önünde bir tek kart seçeceğim. Bize ipucu vermesi için. Sevgili Sufi Tarot'um, şu andan itibaren bu videoyu izleyen bütün dostlarıma, hangi yaşta olurlarsa olsunlar, hangi eğitim ve kültür seviyesinde olursa olsunlar, hangi acıyı çekiyorsa, hangi düzeydeyse, belki unutmuş ex partner olmuş, belki hala kin taşıyor, belki dönmesini istiyor. Üçüncü göz bölgemdeki tüm açıklığı kullanarak, algılarımı açarak, tepe çakramdaki tüm pozitifi alarak sufalı ve yıldıznameye odaklanıyorum ve sufi tarota. Üçlü bir bakım. Değneklerin padişahı. Arkadaşlar, giden kişi hareketli biri, hiperaktif biri. Ayrılık sebebini ise sadece ve sadece şöyle açıklayabilirim. Şu an hani karta bakarak açıklamak istiyorum. Bir şeyler için henüz erken diyor. Bakınız, bir şeyler için henüz erken diyor. Bakalım yıldızlameniz ne diyor arkadaşlar? Diyor ki arkadaşlar, Caferi Sadık buyuruyor ki, ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi, birçokları senin devletini dilemezler. Fakat devlet sana yar olacaktır. Bütün belalardan emin olacaksın. Hak Teala sana nusrat verip padişah olursun. Düşmanlık ve her türlü kötülük senden gider. Bir yolculuk görünüyor. Mübarek olup hacetin yerine gelir inşallah Allahu Teala. Arkadaşlar, şimdi bu kişi benden neden ayrıldın deyince, zaten sana geldiğinde bir başka ilişkisi varmış ya da bir başkasıyla beraberliği varmış. Ayrılık sebebi iki kişiyle beraberliğini sürdürememe. Ama bakınız, gittiği yerde çok mutlu değil. Ayrılık sebebini şöyle söyleyebilirim. Birine verdiğim sözüm vardı ve şu andan itibaren onunla helalleşmediğim için, onun cefa çektiğini bildiğim için bu yeni ilişkiyi sürdüremedim diyor. Arkadaşlar, aynı zamanda bakınız, biraz maddi durumlar çıkıyor ortaya. Maddi manevi bazı sorunlar çıkıyor ortaya. Karşıdaki kişi birine evlilik sözü vermiş olabilir ya da ailesi tarafından, bakınız ailesi bunu hiç bırakmamış.
Aile buna çok karışmış arkadaşlar. Tam seninle sevgi bağı kurmuşken, hayalimdeki kişiye kavuştum derken, bir anda her şey, mevcut olan her şey tepe taklak gitmiş. Önceleri soğuk bir şeyler olmuş. Gittiğini soruyorum arkadaşlar. Neden? Tekrar tekrar soruyorum. Ben diyor bir bütünlük sağlayamadığım için ve de geçmişle helalleşmediğim için gittim diyor. İkinci olarak bu insanda cefa gözüküyor ve de bazı maddi durumlarının iyi olması ya da maddi manevi destek olması, yani maddi durumu iyi olsun olmasın. Bu kişi manevi anlamda da herkese destek olan, ailesinin tırtıkladığı bir insan yani. Ailesi her konuda bunu çalıştırıyor. Ama şu an ben size söyleyeyim, ailesiyle çatışma haline girmiş bu kişi. Ailesiyle çatışma haline girmiş, anne babası olabilir, kötü giden evliliği olabilir, çatışma halinde. 5 gün veriyor, 5 gün, 5 hafta, 5 ay veriyor. Gitmesi öyle. Ve dönmesi 3 ay, en fazla 3 ay veriyor. Bu kişinin size döneceğini görüyorum arkadaşlar. Birçok dostum aldım, kabul ettim, yazsın. Gerek su falında, gerek yıldızname'de şüphelerden kurtulacaksın diyor. İçindeki sıkıntıyı yeneceksin diyor. Bir kavga münakaşa olmuş, durduğu yerde olmuş. Seninle kavga ettiği gün zaten o gün hiç uyuyamamış arkadaşlar. Ve adaletsizlik yaptığını, sana haksızlık yaptığını çok geç anlamış. Ben çok yıkıcı konuşmalar yaptım. Huzur bozucu şeyler yaptım. Nankörlük yaptım diyor. Pişmanlıkları var. Şu an kötü duygular, gel git frekansı içinde. Sürekli gel gitler içerisinde olduğunu görüyorum. Aslında diyor ben büyük beklentilerle diyor başladım diyor. Zaten kocaman bir kavak ağacı çıktı su falında arkadaşlar. Kavak ağacı akılsız bir kimsedir bu. Etrafındaki akılsız insanların sözlerine çok güvenmiş. Ve bir incir ağacı görüyorum arkadaşlar. Bunda peri enerjisi de var. Ama periler sanki bir muhabbet tılsımı yapılmış buna ve bir kişiyi düşünmekten alıkoyamıyor kendisini. Duyguları dolu dolu. Seni terk etmesinin sebebi bu. Hayal kırıklıkları hepsi birbirinin içine karışmış arkadaşlar. Şu andan itibaren senin de ızdırap çektiğini görüyorum. Üzüntü içerisinde olduğunu görüyorum. Fakat mutluluğa doğru gideceksin. Hiç merak etmeyesin. Rabbim hayırlısıyla seni böyle zevk ve arzuna kavuşturacak diyor sevgili arkadaşım. Mutluluktan uçacaksın ve geçmişteki başarılarını bugüne taşıyorsun. Aslında sen o gittikten sonra eski sağlığına kavuşmuşsun. Ama şu anda da bir kapalı kutu gibisin. Soranlara ne diyeceğim? Benimle uğraşanlara ne diyeceğim diyorsun. Geçmişteki olayları bir kenara bırakıyorsun. Bir arkadaşının çağrısıyla bir yerde kahve falan içiyorsunuz arkadaşlar. Bir yerde bir kahve falan içiyorsunuz. Bir şeyler olmuş. Hayırlısıyla. Bir 4-5 kişinin bir araya gelmesi, bir kapıdan girmeniz var. Arkadaşların destek oluyor sana. Diyorlar ki sen çok acı çektin. Bu insanı gönder, gitsin. Hayır arkadaşım, bu insanla senin geçmişten gelen bir karma borcun var. Karmanız var geçmişten gelen. Bir yer kaplıyor yüreğinde. Onun da yüreğinde yer etmişsin. Duygusal olarak, bilişsel olarak böyle bir durum var. Şu an o kişi ailesinin baskısı altında. Ama mutsuz. Ailesinin bir konu üzerine yoğunlaşması ve onu serbest bırakmasıyla 3 gün, 3 hafta, 3 ay veriyor. Güneş yeniden parlayacak. Doğuşu var, gelişi var arkadaşlar. Pek çok dostum aldım, kabul ettim, yazsın.
mesajı var, gelişi var. Kesinlikle eğer yurt dışındaysa bile bu kişinin size döneceğini görüyorum. Evet arkadaşlar, kesinlikle dönüşü var. Yalnız kalbi çok fazla çalışıyor. Kalp çakrası yeşil, çok fazla çalışıyor. O yüzden biraz yani ailesini de seviyor, geçmişi de seviyor, sizi de seviyor. Böyle yani bir koltukta iki karpuz taşınmaz. Yani sizinle görüşmek için çok yani seni başından, nasıl diyeyim, senin aşkını başından atması için çok çabalamış. Ama atamıyor arkadaşlar. Yarı yarıya geliyor, duygusal olaraktan bağlanmış. Çünkü siz birbirinizin sınavısınız. Üzüntüyü, kederi bırak, o kişiyle devam edeceksin. Büyük kazanç olacak arkadaşlar. Yine üçüncü göz bölgemi aktive ettim de tekrar sormak istiyorum. Duru işiti dedi ki, sen onu düşlerinde gördün, gördüğün düş gerçek olacak. Onun geldiğini görmüşsün. Onun sana bir şey verdiğini ya da sessizce gittiğini, böyle gelip gittiğini görmüşsün. Gerçek olacakmış arkadaşlar. Gelecek. Geleceğini görüyorum. Aslında ben yapılmakta olan işin aslını öğrendim. Yani dedim ki neden gitti? Yani neden gittin sor. O bile bilmiyor neden gittiğini. Aile baskısı, tılsım ve geçmişi bırakamama. Üç tane ayağı var bunun. Bermuda şeytan üçgeni gibi. Aile, geçmiş, yani geçmiş kayıtların bilinçaltına olması. Ama bu Bermuda şeytan üçgeninden çok güzel bir çepeçevre sarılan bir kalbe dönüşecek arkadaşlar. Kalp enerjisi normale dönecek. Yeşil renk, çok çok koyu renk, böyle hafif soft bir yeşile döndü. Kalp çakrası şifalanıyor bu insanın. Ve sen de sarı olarak, ruhsal deneyim olarak geldin. Şu anda düşüncen çok aktif. Düşüncelerinde, duygularında böyle bir kıpırdanma var ve ruhun özgürleşmek istiyor. 3 gün, 3 hafta, 3 ay veriyor arkadaşlar ve sen 7 gündür için içine sığmıyor, 7 gündür büyük sıkıntı içindesin ya da 7 aydır. 7 sayısı. 7 gün, 7 hafta, 7 aydır diyor bir ateş çemberinde, ama ruhunu kurtarmış. Şu an böyle sarı olan 3 boyutlu dünyanın sarı renk enerjisiyle geldi. Sarı renk, biliyorsunuz, Merkür'ün enerjisi, düşünce boyutu. Düşüncelerini hayata geçireceksin ve gerçekten başarılı olacağını görüyorum. Evet, Merkür enerjisi arkadaşım. Çok büyük rahatlaman var. Çok büyük. Ve burun tıkalı, kulak tıkalı, kulaklar ağrıyor, göz bölgesinde rahatsızlık var, burun tıkalı, boğaz tıkalı. Hep bunlar söylemek isteyip de söyleyemediklerinden kaynaklanmış. Bir şelalenin başındasın. Görüşüyorsun bu insanla. Hiç merak etme. Gidenler dönecek. Gerisi sana kalmış sevgili dostum. İster kabul edersin, ister sevgiyle gönderirsin, ama ben su enerjisiyle de olsun, yıldızname enerjisiyle olsun sana döneceğini garantiliyorum. Yani git, neden gittin diye sorduk. Tek tek soruları söyledi ve gelmesinin yakın olduğunu, hiç inatlaşmayacak, gelecek. Ve aynı yerde adım atıyorsunuz. Aynı sandaldasınız. Kesinlikle ve kesinlikle
kendinden emin şekilde ilerliyorsun. Tüm geçmişi, belaları, kötülükleri haneden uzaklaştırmışsın. Akıllı seçim yapmışsın. Yatırımlar çok iyi. Neyin yatırımı çok iyi? Sevgiye yatırım yapmışsın. Ve hepsinden önemlisi düşünceye yatırım yapmışsın. Sarı enerjisiyle geliyorsun. Tamamıyla zeka ürünü. Akıl ve mantıkla ilerlemişsin. Ve de Merkür, güzel söz söylemişsin, şiir dinlemişsin, şarkı dinlemişsin. Bu seni çok güzel bir noktaya taşımış sevgili dostum. Aşırı sorumluluk alma bu aralar. Biraz kendini dinlendir. Çok fazla kişinin sorumluluğunu da üstünde taşıyorsun. O yüzden sırt ağrıların var. Bence bu ayrılıkların sonu büyük bir kavuşma, büyük bir fedakarlık, büyük bir beraberlik olarak geldi. Evet. Ya mukaddim zikrini veriyorum. Allah'ın hakkı 3'tür. 3 gün çekilecek arkadaşlar. 3 gün çekilecek. İsteyenler daha fazla sayıda çekebilir ama en az 3 gün devam edeceksin. Tekrar sayısı 184'tür. Ya mukaddim bir adım ileri geçiren demektir. Allah hepinize kolaylıklar versin. Seven sevdiğine kavuşsun, seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Ben de sizleri çok seviyorum. Bunu söylemek istiyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın efendim. Aldım, kabul ettim demen yeterli.